yaşamalarını sağlamak için irşad etmişlerdir. Evet, hedeflerinin Allah rızası olması gerektiğini anlatmışlardır. Neticede ahirette hesap vereceklerini hep peygamberler bunları söylemişlerdir. Evet, onun için baba bir, ana kardeş ayrı gibi. Hepsi aynı şeyleri söylediler. Ama muamelatta, furuatta farklı. Evet, inançta aynı. Hiç fark yok, tevhid inancı. Muamelatta farklı olabilir. Ve inni evlen nesbi İsa ibn Meryem. Ben İsa, Meryem oğlu İsa'ya insanların en evlasıyım. Özel durumum var. Evet, çünkü İsa aleyhisselam beni müjdeledi. Benden sonra Ahmet isminde bir peygamber gelecek diye ayet-i celle var Saf suresinde. Beni peygamber olarak geleceğim söyledi. Benim dinimi benden sonra kıyamete yakın yeryüzüne inince İslam'ı, benim tebliğ ettiğim İslam'ı yeryüzüne hakim kılacak, öğretecek. لَاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَب۪يِّ. Evet, beni müjdelediği gibi benim dinimi, tebliğ ettiğim İslam'ı ahir zamanda öğreteceği gibi onunla benim arasında bir peygamber yok. Makamında komşum, onun için bana en evladır, bana en yakın peygamberler arasında bitişen, aramızda hiç şey açıklık olmayan bir peygamberdir. Ve innehu nazilun. Evet, ahir zamanda dördüncü kat semadan inecektir. Feyza ra'aytumuhu fa'rafuhu raculun marbu. Siz onu gördüğünüz zaman tanıyacaksınız. Şöyle tanıyacaksınız. Raculun marbu, orta boylu. İlel humra vel beyaz. Kırmızı beyaza yakın bir teni var. Orta boylu. Evet, İsa aleyhisselam Yeçüc Meçüc çıkmadan evvel Deccal çıktığında, ki kıyamet alametlerindendir. Mehdi aleyhisselam Deccal'la savaşırken diyor ki Şam'daki beyaz minareye inecek. İki omuzunu iki meleğin kanadına dayamış vaziyette Şam'daki beyaz minareye inecek. Aleyhisselbani Mısrani, böyle kırmızı beyaz renginde, üstünde de Mısır kumaşından iki parçalı elbise olacak. Re'suhu yakturu ve illem yusuf belel. Başını ıslatmadığı halde, yağmur su değmediği halde başından su damlayacak. Sanki bu damla beyaz inciler gibi, parlayan nur gibi olacak. Feydukku salib, haçı kıracak. Haçı kıracak. Ki Hristiyanlar bugün haça tapıyorlar, salip. Haça tapıyorlar. Alt bacağı uzun artı. Sizin artı eksi var ya. Ha, onun alt bacağı uzun oldu mu haç oluyor işte. Onu kıracak. Onu kiliselerde şurada burada ona tapıyorlar. Sokaklara da koymuşlar. Geçerken böyle tapıyor gidiyor. Yapıyor, ediyor, gidiyor. Evet. Onu kıracak. Evet, bir Yahudi grubu İsa aleyhisselama ve anasına sövdüler. Evet, sövdüler. Feda aleyhim femesahahumullahu kıradeten ve khanazira. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de
beddua etti. Onları maymuna döndürdü, hınzıra, domuza döndürdü. Evet. Bu tefsirlerde var. Resmi tefsir olduğu için hep ondan bahsediyorum. 1936'da meclis kararıyla devlet bastırdığı Elmalı Yazır Hoca'nın Hak Dini Kur'an Dili tefsirinde şu anlattıklarımız, hocanın anlattıkları yazıyor. Bir köy, iki komşu köy var Yahudilerde. Bunlardan birisinin bir köyün akrabaları karşı köye gitmişler. Bakmışlar ki köyde hep maymunlar dolaşıyor. Evet, kimse gelmeyince kendi köylerine bunlar gitmişler, ne olur acaba diye. Bakmışlar ki köyde evlerin arasında maymunlar dolaşıyor. Maymunlar ağlıyor. Bunları görünce ağlıyor maymunlar. Evet. Maymuna çevirdi Allah onları. Şöyle de hikaye var tefsirlerde. Cenab-ı Hak onları imtihan etmiş çok. Hepsini çoklarında Allah'ı kandırmaya çalışmışlar. Haşa. Onları Firavun'dan kurtardığı halde Musa aleyhisselam, bak önümüzde bir nehir var, ondan sadece bir avuç içeceksiniz, fazla içmeyeceksiniz. Onlar çok içmiş. Onun sözünü tutan birkaç kişi olmuş. Ondan sonra içince de korkak. Kudüs'e götürüyor Musa aleyhisselam onları. Demişler işte Kudüs'te şu var, oraya gideceğiz, Allah size oraya verecek. Sen git demişler, biz onunla savaşamayız. Fazla içtikleri için suyu, cesaretler kalmamış. Neyse işte Allah onları imtihan etmiş. İşte deniz suyu içmeyeceksiniz, denizin suyundan girmeyeceksiniz. Şöyle olacak, böyle olacak. Balık yemeyeceksiniz mesela. Onlar ne yapmışlar? Denize yakın yerde bir büyük çukur kazmışlar. Denizle onun arasına bir şey kazmışlar. Ondan sonra denizin suyu oradan akmış tabii, şeye dolmuş. O kazdıklar çukura dolmuş. Tabii denizin suyuyla beraber balıklar da gelmiş, oraya dolmuş. Ondan sonra kazdıkları şeyi doldurmuşlar. O göldeki balıklardan, ki aslı denizden geldi, yemişler. Biz demişler Allah'ın yasağını delmedik. Denizden yemedik ki, deniz balığı yemedik ki, göl balığı yedik. Diyorlar maymun olmasının bir sebebi bu. Peygamberimiz onlara beddua etmiş, böyle şey etmişler. Maymuna dönüşmüşler. Maymuna dönüşmelerin sebebi buymuş. Tefsirlerde böyle bilgiler var. Evet. Domuza da döndürmüş onları. Evet. Burada onu şey diyor. Feştemâtil Yehud alâ katlihi. Yahudiler İsa aleyhisselamı öldürmeye karar vermişler. İsa aleyhisselam biliyorsunuz anasız, babasız dünyaya geldi. Anası Meryem, peygamberler sülalesinden bir kız Meryem, saliha, çok iffetli bir kız. 15 yaşlarındayken Cebrail aleyhisselam Allah'ın emriyle, ilişki yok, üflemiş, o da hamile kalmış. Ondan sonra tabii çocuk karnı büyüyünce kırlara çıkmış. Şimdi Kudüs'e giderseniz, özel izin alırsanız, bu hikayenin olduğu yerler aynen duruyor. Evet, gitmiş Kudüs'ün kenarındaki bağlık yerlere, zeytinlik zaten hep oraları. Bir kimsenin ulaşmadığı bir yere, tenha bir yere gitmiş. Yalnız başına bir kütüğe dayanmış. Hurma kütüğüne dayanmış. Ya Rabbi demiş ya, ben şimdi ne yapacağım? Köyde duramam çünkü evlenmediğim halde, kimseyle ilişki kurmadığım halde karnımda çocuk var filan derken çocuk başlamış tepinmeye, doğacak yani, ve doğmuş. Evet, Kur'an-ı Kerim'de var bu, Meryem suresinde var. Ya Rabbi ne yiyeceğiz biz, ne içeceğiz biz?
çocuğumu neyle doyuracağım, edeceğim? Evet, Kur'an-ı Kerim'de var. Meryem diyor, gam yeme, tasalanma. Ve hüzzi ileyki bicizun nahla, hurma ağacını diyor, kütük. Dalı budağı kesilmiş, kütük. Dalı budağı yok, kurumuş, kütük. Onu elinle sars. Göreceksin ki tusakıt aleyki rutaben ceniyye, olgunlaşmış hurmalar olacak, dökülecek. Ve külî, ayağını bas, tabanını yere vur, su fışkıracak. Ve şrabî, onda iç. Ve karri aynâ, üzülme, gam yeme, rahat ol. Evet, bunu yapmış, hakikaten bir anda ağaç hurma kütüğü yeşermiş, dallanmış, hurmalar olmuş, olgun, dökülmüş. Onu yemiş. Suyu da içmiş. Kamalan, kasalanma. Çocuk da doğduktan sonra ona da işte bakmış, sarmış bezlerle yanındaki. Ondan sonra 40'ı geçtikten sonra işte memleketine dönüyor. Herkes de arıyor. Nereye gitti bu Meryem falan diye. Bakmışlar Meryem kucağında çocuğuyla geliyor. Aa demişler, Meryem sen asil bir sülalenin kızısın. Namuslu hep senin, büyüklerin, akraban hep namuslu insanlar. Sen kimseyle evlenmedin. Ne yaptın sen? Vakat ciddi şeyen feriye. Çok kötü bir iş yaptın sen. Cenab-ı Hak ona zaten daha evvel söylemiş. Peygamber olmadığı halde Cebrail Aleyhisselam'ın göründüğü insandır Meryem anamız. O da işaret ediyor. Ve eşarat ileyhi. Bana sormayın, buna sorun. Kundaktaki çocuk. Oo demişler ya. Kundaktaki çocuk konuşur mu? Evet, sen bizi dalga mı geçiyorsun? Evet, Kur'an'da var bu ayetlerle belirlenmiş. O zaman inni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Allah bana peygamberlik verdi, namaz kılmamı söyledi, anama itaat etmemi söyledi. Başlamış konuşmaya. O demişler, çocuk kundaktaki çocuk konuşur mu? Evet, bu mucize. Evet, işte bundan dolayı Hristiyanlar babasız dünyaya geldi. Kundaktayken konuştu ya, Allah'ın oğlu diyorlar Hristiyanlar. Normalde kadın erkek birleşir, çocuk ondan meydana gelir. Halbuki o Hristiyanlar düşünemiyorlar ki Adem Aleyhisselam Allah anasız babasız yarattı. Ona Allah'ın oğlu demiyorlar ama İsa Aleyhisselam'a babası dünyaya geldi, Allah'ın oğlu diyorlar. Halen diyorlar. Halen Allah'ın oğlu diyorlar. Babasız dünyaya geldi diye. Evet. İşte Yahudiler İsa Aleyhisselam, ben 30 yaşına gelince peygamberim dedi. Evvela Yahudilerin şeyinden kurtulamadı Meryem anamız. Kahire'ye, Mısır'a gitti. 12 sene kadar orada kaldı. Bilgiler öyle. Sonra tekrar geldi. Nasıra köyünde yerleşti. Onun için İsa Aleyhisselam tabirlerine Nasrani derler. Nasıra köyünde yerleşti. Sonra 30 yaşında peygamberlik geldi. Söyledi. Evet, kabul etmediler tabii. Yahudiler kabul etmediler. Ve sadece havari denilen bilgisiz, tahsilsiz kimseler onu kabul ettiler. 12 kişi kadardı. Yahudiler onu feştemat el yahudu ala katlihi. Yahudiler onu öldürmek üzere birleştiler. Evet, bu 12 havariden havari toplamıştı. İsa Aleyhisselam olacağı biliyor. Ben diyor, horozlar öterken sabahleyin şafakta beni basacaklar burayı. Beni Allah kurtaracak. O haber veriyor, gidiyor Yahudilere. Bir tanesi Yahuda adındaki havariden bir tanesi ihanet ediyor. Geliyorlar. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ve ma kataluhu ve ma salabuhu ve lakin şübbihe lehum. Haber veren adam orada, o 12 kişiden bir ihanet eden, onu İsa Aleyhisselam ber rafa'ahullah. Allah onu çekti semalara. Ehl-i sünnet inancı bu ayete dayanır. İsa Aleyhisselam öldürülmedi. Ve ma kataluhu yakina, kesin olarak onu öldürmediler. Ayet böyle. Biz ayete bağlıyız, ehl-i sünnet.
semalara çekti. Dördüncü semada aynı zamanda inecek. Evet, o haber veren adama Allah İsa Aleyhisselam yüzü öyle. Bakıyorlar eli İsa değil. Ama yüzü görünen tarafları aynı İsa. Onu çaktılar duvara. Ellerinden çaktılar, alnından çaktılar. Böyle öldürdüler, idam ettiler. Yani Hristiyanlar için o Yahudi'ye tapıyorlar. İsa Aleyhisselam öldürülmedi. Şimdi maalesef bizim bazı hocalarımız da insan kaç bin senedir yaşar mı semada? İsa Aleyhisselam öldü diyorlar. Yahu وَمَا قَتَلُوهُ يَك۪ينَ kesin olarak onu öldürmediler. Ayet Celle bu kardeşim. Ayete inanmıyor musun? Mucize var. Biz mucize inanırız. Evet, İsa Aleyhisselam semada. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta konuştu. Onunla konuştu. Bütün peygamberleri gördü. İşte inecek. Evet. Onu toplanmaya, öldürmeye karar verince فَاَخْبَرَهُ اللّٰهُ بِاَنَّهُ يَرْفَهُ يَسْمَا Allah onu semaya kaldıracağını ona haber verdi. Ve o da o havarileri topladı. Bunu söyledi. Evet, bu İsa Aleyhisselam işte Deccal çıkacak. Mehdi Aleyhisselam Deccal'la savaşacak. Deccal, Mehdi Aleyhisselam peygamber sülalesinden, adı peygamberimizin adı, babasının adı peygamberimizin babasının adı, peygamber sülalesinden 40 yaşlarında. 40 yaşlarında olacak hadislere göre. Hani diyorlar ya falan Mehdi falan. Yok yok. Daha çıkmadı arkadaş. Daha çıkmadı. Ortalık çok karışacak. Ki o Mehdi Aleyhisselam Kabe'yi tavaf ederken alimler onun nitelikleri var kitaplarda. Mehdi Aleyhisselam'ın 40 yaşında olduğu, işte rengi şöyle, boyu şöyle, kilosu şöyle, hepsi sülalesi şöyle. Tavaf ederken yakalayacaklar İslam alimleri. Ortalık çok karışık ama. Namaz kılmak falan çok zor. Namaz bile kılamayacak Müslüman. Öyle karışık, zulüm kaplayacak her tarafı. Sen diyecekler işte o peygamberin haber verdiği Mehdi'sin. Kabullenmek istemeyecek. Hayır dediler. Doğru söyle. Evet ben oyum. Bir gecede diyor Allah onu olgunlaştırır. Kar üzerinde sürünerek de olsa onun askerine katılınır. O zulümle mücadele edecek. Arkasındaki Müslümanlarla. O zaman Deccal çıkacak. Onunla mücadele ederken onu öldüremeden vefat edecek. İşte o mücadele ederken İsa Aleyhisselam Şam'daki Ümeyye Camii'nin beyaz minaresine, evet giderseniz görürsünüz, beyaz minaresine onu söylüyor. İki meleğin kanatlarına yaslanmış, kırmızı sarı böyle bir rengi var. Üzerinde de mısır kumaşından bir kaftan var. İnecek ve Kudüs'e gelecek. Geldiği zaman Mehdi Aleyhisselam Deccal'la savaşıyor. İkindi namazı kılacaklar. Buyur diyecekler. Mehdi Aleyhisselam buyur, sen Allah'ın Resulüsün, peygamberisin. Hayır, zamanın halifesi sensin diyecek İsa Aleyhisselam. İmam onu yapacak. Mehdi Aleyhisselam ölecek. İsa Aleyhisselam Deccal'ı öldürecek. Ondan sonra Yecüc Mecüc çıkacak. Doğudan gelecek. Son derece ahlaksız, son derece zalim. Bir erkek evet, bir erkek birçok insanı görmeden ölmez. Evet. Nasıl olur hocam? Bin çocuğu olur mu bir adamın? Bin göz. Evet. Bin göz. Bir adamda iki göz var. Öylesi 500 kişi diyelim. Olur mu hocam ya? Bir adam 500 çocuğu olur mu? Ben Çin'e gittim ve bunları denedim. İnanıyorum da peygamber sözüne. Sokakta gidiyorlar. 13 kişi. 2 tane erkek var. 11 kız var. Bir daha gidiyor. Bir daha bakıyorum gezerken. 9 tane grup. Bir erkek, 8 kız. Allah Allah. Bir grupta ancak 2 erkek. Bir erkek var. Hep kız. Bu kadar kız bol. Kadın bol. Devlet de erkek çocuğu çok büyük paralar veriyor erkek çocuğu olana.
Buna rağmen hep kız, hep kadın, böyle yerde de ahlak olmaz değil mi? Bir adam da her gün bir karıyla yaparsa 500 çocuğu olur yani. Evet, bunu gözümle gördüm. Evet, zaten adamlarda hiç öyle bir şeysi yok, şey yok. Ahlak şu bu yok. Evet, işte doğudan belki Çinli olabilir, bilmiyorum. Son derece ahlaksız, son derece zalim, son derece kalabalık. Bir adam 500 çocuğu olursa düşün sen, öncü kuvvetleri İran'daki, kuzeybatıdaki İran'daki Tabariye Gölü'nü tatlı sulu içip kurutacaklar. Öncü kuvvetler, esas orduları, yecüc ordusu gelince bakacaklar ki su yiyecekler onlar da. Aa, burada su varmış diyecek. Su iz bırakır biliyorsunuz. İz bırakır. Burada su varmış diyecekler. Öyle çok kalabalık. Evet, o Yecüc Mecüc'ü yenemeyecek İsa Aleyhisselam. Tur Dağı'na sığınacak. Tur Dağı'na sığınacak. Etrafında yerde hep de Yecüc Mecüc var. Zulüm, ahlaksızlık, öyle şımarık insanlar. İyi insanlar hep katletmişler. Yukarıda Tur Dağı'nın tepesindeki, ben orayı da çıktım. Oradayken tabii su yok, yiyecek içecek bir şey yok. Efendim, Buhari hadisi bu efendim. Buhari hadisi. Kıra çıkmış peygamberimiz. Kıra çıkmak sünnettir. Doktorlar da diyor ya, dolaşın, gezin. Hem sinir hastalıkları gider, hem de yürümek dolayı sağlığınıza kavuşursunuz. Kıra çıkmış, ashabı beraber bir öküz kellesi bulmuş. Kopmuş öküz kellesi. Demişler efendimiz, ashabım demiş, kaç para veriyorsunuz buna? Demişler, ya Resulullah çok şakacısın ya. Bu öküz, kokmuş öküz kellesine para mı verilir? Belki atmak için, kokusundan kurtulmak için para verilir. Siz öyle deyin demiş. İsa Aleyhisselam ashabıyla Tur Dağı'nda aç kalacak. Kokmuş öküz kellesine 100 altın verecekler, bulamayacaklar. 100 altın. Evet. 100 altın bulamayacaklar demiş. Buhari hadisidir. Sahih hadistir. Evet, işte oradayken yanındakiler diyecekler ki, sen Allah'ın ol deyince olan, ruhundan üflediği İsa'sın. Babası dünyaya geldi. Allah dua etsene ya. Kırılıyoruz burada açlıktan, susuzluktan. Dua edecek. Yecüc Mevcucu Allah yok edecek, öldürecek. O kadar kalabalık nasıl ölür? Evet, ölür. Kolerada bir anda dünya hepsi birden ölüyor biliyorsunuz. Neden? Akla aykırı bir durum yok. Ondan sonra kokusundan duramayacaklar. O kadar çok kalabalık olacak ki Yecüc Mevcucu kokusundan dağın başında duramayacaklar. Kokusundan. Her taraf Yecüc Mevcucu leşi çünkü. Bir daha dua et yahu diyecekler. Bir daha dua et, Allah şundan kurtarsın. Bir daha dua edecek. Onların hepsini Allah şey edecek, gömecek. Hocam nasıl olur? Tsunami diyorsunuz siz, görmüyor musunuz? Geliyor, hepsini alıp götürüyor. Yani hiç akla aykırı bir şey yok. O zaman işte yeryüzüne inecek. 40 sene. 40 sene yeryüzünde kalacak. Evlenecek. Çoluk çocuk sahibi olacak. Hiç burada söylediği şey, yani salibi kıracak. Hristiyanlığı kabul etmeyecek. Yahudiliği kabul etmeyecek. Biz şimdi bir şey demiyoruz. Ehli kitap diyoruz. Bak, kızını bile alıyoruz. Değer veriyoruz onlara. Ama İsa Aleyhisselam, ya Muhammed Resulullah diyeceksiniz, yapın hepinizin kellesini çürüyeceğim diyecek. Nasıl olacak? Baktığı yer, gözünün değdiği yerdeki insanları öldürecek. Allah ona öyle hasta verecek. Baktığı ne kadar insan görüyorsa kabul etmeyen hepsini bir anda öldürecek. Öyle bir özellik verecek İsa Aleyhisselam'a. Yeryüzünde kafir kalmayacak, zalim kalmayacak. Şimdi okuyacağız geri kalanlarını. Bakın bu söylediklerimi hadiste şey diyor. Evet. Diyor ki peygamberimiz, ve yektulul hınzir fe yedukul salib. Haçı kıracak. Fe yektulul hınzir. Domuz da yedirmeyecek. Haram diyecek. Yemek yok. Hristiyanların şeysini onu da kıldıracak. Ondan sonra ve davul cizye, cizyeyi de kaldıracak. Ya Müslüman olacaksınız ya kelle gidecek. Halbuki biz ne diyoruz şimdi bugünkü şeyimizde, mezhebimizin ehl-i sünnet ve cemaat mezhebi itikatta, Hanefi mezhebi, diğer ehl-i sünnet mezheplerinde Hristiyanlara zorla Müslüman ol demek kimseye yok.
Yahudi, Müslüman ol, kardeş olalım. Olmayacağım. O zaman benim emrime gireceksin, cizye vereceksin. Ben senin malını, canını koruyacağım. Ama para, vergi vereceksin, cizye bundan. Bunu da vermeyeceksem savaşırız. Şeyimiz böyle, Allah'ın hükmü şu anda böyle. Ama İsa Aleyhisselam cizye, Müslüman ol, olmayacağım, kafasını uçuracak, öldürecek. Yeryüzünde cizyeyi kaldıracak diyor. Yeryüzünde peygamberimize inanmayan, Müslüman olmayan kimse kalmıyor. Ve yet'un nase ile İslam. Bugün peygamberimizin işte size okuduğumuz hadislerle, ayetlerle tarif ettiğimiz Müslümanlığa bütün insanları davet edecek. Evet. Evet. Herkes ne diyor peygamberimiz? Yed'un nase ilel İslam'in kullaha. Bütün insanları hepsini ilel İslam'a davet edecek. Evet, herkes yok olacak. Ancak illel İslam, İslam kalacak yeryüzünde. Ve tertaul üsüdü mal ibil, aslanlar develerle gezecekler, tozacaklar. Halbuki aslan deveyi yer. Ama o zaman birbirlerine saldırmak yok. Ve nimar bal bakar. Kaplanlar da sığırlarla gezecek. Hiç yemeyecekler, saldırmayacaklar. 3,5 günlük dünyada gerek mi var? Kardeş kardeş dolaşalım diyecekler. Ve zi'abu ma'al ghanam. Kurtlar da koyunlarla yan yana gezecekler, hiç yemeyecekler. Öyle güzellik olacak. Ve tel'abu es-sibyanu bil hayati fela tadurruhum. Evet. Çocuklar, bildiğimiz çocuklar, bizim çocuklar, sabi çocuklar yılanlarla oynayacaklar. Ama yılan sokmayacak çocuğu. Oynayacak onunla, oyuncak oynar gibi. Fela tadurruhum, onlara zarar vermeyecek. O zaman öyle bereketli, öyle güzel bir hayat var. Feyemkusu erba'ine sene, 40 sene böyle İsa Aleyhisselam devrinde haksızlık yok, kavga yok, dövüş yok. Asude bir hayat var. Öyle 40 sene kalır. Sümme yeteveffe ve yusalli aleyhil müslimün. Sonra ölecek ve Müslümanlar onun cenaze namazını kılacak ve gömecekler. Evet, Kur'an-ı Kerim'de de bu var. Müteveffiküm inni müteveffi. Ben seni öldüreceğim. Halbuki ne dedik demin? Ve ma kateluhu yakina ve ma salabuhu ve lakin şübbi alehim. Kesinlikle öldürmediler. Benzetildi. O ihbar eden adam öldürüldü. İsa öldürülmedi. Yakinen, kesin olarak. Bir başka ayet ne diyor? Müteveffike. Seni öldüreceğim diyor. Ne zaman öldürecek? İşte bu zaman. Evet, 40 sene kaldıktan sonra, çoluk sahibi olduktan sonra Allah onu öldürecek. Evet, Müslümanlar da namazını kılacak diyor. Bu hadis-i şerifi Ahmed ibn Hanbel Ebu Hureyre'den naklemiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Biz Ehl-i Sünnet buna inanıyoruz. Henüz bu Mehdi çıkmadı. Çıkmadı bizim tariflere, kitaplarda yazılanlara göre bakıyoruz. Henüz çıkmadı. Ben burada bakın hiç taviz vermeden ayet hadis okuyorum. Ne varsa aktarıyorum size. Mehdi çıkacağı zaman namaz kılamayacağız. O kadar zulüm artacak. Namaz kılamayacağız. O derece zulüm her tarafı kaplayacak. Onun için daha çok diyorum. Bazıları da her tarafı kan gövdeyi götürüyor. İşte şu haksızlık iyi tamam da. Ama kitaplarda böyle yazıyor. Evet. Peygamberimizin hadisiyle sabit. Biz de buna Ehl-i Sünnet inancında olanlar inanıyoruz. Evet, el-enbiya-u kade. Peygamberler kumandandır. İnsanları sevk ederler. Öne düşerler. Vel-fukaha-u sade. Fakihler, dinin haramın helalini bilenler. Bunlar da insanların, halkın seyyididir. Evet. Hayır ve şerde öğretirler, insanların öncüsüdürler din konusunda. Ve mücalesetühüm ziyade, fukaha ile alimlerle oturup kalkmak ziyadedir. Yani haram helal bilirsiniz, öğrenirsiniz.
namaz nasıl kılınır, ne zaman bozulur, oruç ne zaman nasıl bozulur, tutulur, bunları bilirsiniz. İlminizde artış, oturursunuz. Böyle oturmakla, onlara sohbet etmekle dini bilginiz artar. Ve entüm fî memerril leyli ve nehâr fî ecelin menkûsa mahfûza la ilahe illallah. Ama siz gece gündüz ölüme doğru ilerliyorsunuz. Geçittesiniz. Geçidin sonu ne? Kabir. Memer. Geçit demek. Geçittesiniz. Her gün, her gün Allah katında mahfuz 80 sene yaşayacak. 70 sene yaşayacak. 90 sene yaşayacak. Hepimizin eceli belli. Biz bilmiyoruz. Ama Allah'ın katında belli. Aha, o yazılmış, korunmuş ecele doğru gidiyorsunuz ve her gün min umrihi ve müddetihi, o yazılı ömrünüzden her saniye oraya doğru gidiyorsunuz, eksiliyor. Buna göre tedbir alın. Ve de ölüm ben geliyorum demeyecek. Vel mevtü ye'tiküm bağteten, ansızın gelecek. Bir dakika yürü ya, ben şey bir... Yok, dinlemez. Bakarsınız yoldasınız, bakarsınız şuradasınız, ansızın gelir. O saat geldi mi? İzâ câ ecelühüm lâ yestâhirûne sa'aten ve lâ yestakdimûn. Ecel geldi mi bir saniye öne alınmaz, bir saniye gecikmez. Hocam, doktor kalbini değiştiriyor. Kaç sene daha yaşıyor? Yok lan, zaten yaşayacak o. Zaten yaşayacak. Ağrısız acısız yaşatıyor. Kesinlikle ecel uzamaz, eksilmez. Hocam, sadaka ömrü uzatır diyor. Sıla-i Rahim ömrü uzatır diyor. Tamam. O uzatmanın anlamı, bir adam 90 sene yaşamış, hiç karnı doymamış, hiç huzur görmemiş. Buna yaşamak mı denir? Ama bir adam da 50 sene yaşamış ama ölsem de gam bilmem. Bütün isteklerime kavuştum elhamdülillah. Aha. Böyle yaşamaktır diyorlar. Uzatma demek, şöyle son derece huzur içinde mutlu bir şekilde yaşamak demektir. Sıla-i Rahim, sadaka, bunlara böyle yapar insanın ömrünü, yoksa 60'ı 61'e çıkarı değil. Kesinlikle ayet sahihtir. Evet, ölüm size ansızın gelir. Femen zera hayran yahsudu rağbeten ve men zera şerran yahsudu nedameten. Kim hayır ekerse dünyada, kim hayır işlerse ahirette Allah'ın müjdelerine rağbet biçer. Müjdelerine erer. Ama kim şer, kötülük işlerse, günah işlerse nedamet biçer. Tuh! Evet. Okuyun Amme suresini. Evet. Ve yekulul kafiru ya leyteni küntü türabe. Kafir tuh! Keşke toprak olsaydım, insan olarak yaratılmasaydım, şu hallere düşmeseydim diyecek. Evet efendim. Evet. Kötülük yapanlar da nedamet biçecek. İyilik yapanlar Allah'ın müjdelerine erecekler, ona kavuşacaklar. Öyle diyor güzel peygamberimiz. Biz de ehl-i sünnet şey olarak bu hadislere binaen itikadımız esaslarındandır. Mehdi çıkacak aleyhisselam, Deccal çıkacak, Yecüc Mecüc çıkacak. Kıyametin alametlerindendir. İsa aleyhisselam yeryüzüne inecek. 40 sene peygamberimizin şeriatını, yani din hükümlerini insanlara talim edecek. Başka din kabul etmeyecek. Her yer Müslümanlıkla, güzellikle, hayırla dolacak. Kurt kuzu beraber yaşayacak. Kimse kimseye kavga etmeyecek, dövüşmeyecek. Kısa dünyada buna mı gerek var mı diye asude bir hayat sürecekler. İşte bu inancımız bu hadise dayanır. El ensaru, ensar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye geldiği zaman don gömlek geldi Müslümanlar. Ebu Bekir zengindi, don gömlek. Osman zengindi, don gömlek. Hiçbir şeyler yok. Hatta yakaladılar kafirler, müşrikler zengin adamı. Bütün paralarım
mı veriyorum, ellemen beni. Medine'ye gideceğim, size dahasını da vereceğim. Altınlarımı da şuraya gömdüm, onları da alın, sizin olsun. Ama beni Medine'ye bırakın. Don gömlek geldiler, hepsi de. Orada kim şeyler yok. Medine'lere buyurdu ki, Peygamberimiz, kardeş olsunuz, sen seninle, sen şununla, sen bununla. İki odası olan birini verdi kardeşine. İki dönüm hurmalığı olan bir dönümünü verdi. Böyle malların, hatta hanımlarımızın ikisi olan, hanım olan birini verelim. Yok dediler, hanım olmaz. Mallarını bölüştüler. Onun için Allah onları hem de böyle fihim hasasa, son derece kendileri ihtiyaç içinde olsa bile bölüştüler. Ensarullah. Allah'ın yardımcıları dendi onlara, Medinelilere. El Ensar işte bu. Medineli Müslümanlar ve Müzeyne kabilesi, evet Müzeyne kabilesi ve Cüheyne kabilesi diyor Peygamberimiz, ve Gıfar kabilesi ve Eşca kabilesi ve men kâne min beni Abdüddar oğullarından olanlar, mevali benim, onların velisi benim. Yani veli ne demek? Sorumluluğu üstüne alan, bakımın gözetimini yapan, terbiyesini yapan adam, baba. Değil mi? Veli. Ha, bunların velisi benim. Ve maliye. Benim velim bunlar. Dünen nas. Başka insanların velisi değilim. Onların velisiyim. Kendilerini bağrına bastıkları için kendini böyle yakın kabul ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahu ve Resuluhu mevlahum. Allah ve Resulü de onların mevlasıdır. Ahmed ibn Hanbel, Müslim, Tirmizi, Ebu Eyyubül Ensari. Eyüp'te yatıyor. Yezid zamanında İstanbul fetheden kumandan, ne güzel kumandan, fetheden asker ne güzel askerdir hadisine ulaşmak için Yezid ordu toplamış. Muaviye'den sonra Yezid halife ordusuyla gelmiş, başaramamış. Ebu Eyyub Ensari orada vefat etmiş, vasiyet etmiş ölürken, beni demiş tam surun dibine gömün. Çünkü Peygamberimiz cihatta en üstün rütbeyi kazanan, düşmana en yakın olan ordu yerde ölendir hadisi var. Gerilerde ölmüş. Ben demiş surun dibine götürün. Onun vasiyetini, gerekli işlemleri yaptıktan salın üstüne koymuşlar, dört tane Müslüman deliyorlar surlara. Yezid'in ordusu uzakta. Ok yağmura durmuşlar, onlar durmadan geliyorlar. İmparator demiş, durun ya demiş, dört kişi. Evet. Durmuşlar. Derdiniz ne? Bizim bu ölen kişi Peygamberimizin çok sevdiği mihmanlarıdır. Ölürken böyle vasiyet etti. Burayı surun dibine gömeceğiz. Vasiyetin yerine gelecek. Ulan ne kadar akılsızsınız. Buraları benim topraklarım. Bırakıp gideceksiniz. Beni teslim ediyorsunuz. Biz de vasiyeti yapacağız. Öbür tarafı Allah'a kalmış dediler Müslümanlar. Ulan sizden sonra onları ben parça parça ederim. Kurtlara, köpeklere veririm etini dedi. Onlar da gittiler. Böyle bir söylüyor efendim Yezid'e. Etini köpekleri yedirecekmiş. Kurtları, kuşları yedirecekmiş. Böyle söylüyor. Elçi gönderdi hemen. Eğer sen o Ebu Eyyub'ül Ensari'nin etini köpeklere yedirirsen, onun kabrine, ölüsüne bir şey yaparsan, memleketimdeki bütün Hristiyanların kafasını uçuracağım, keseceğim deyince hemen adam göndermiş. Yok yok demiş, türbe yaptıracağım. İlk türbeyi o yaptırmış. Bizans İmparatoru Ebu Eyyub Ensari'ye İstanbul'u fethedince Fatih Sultan Mehmet, evliya adam, Akşemseddin de hocasını imtihan ediyor şimdi. Nerede demiş, Hazret nerede? Evet. Bunu söylerken şimdi yıkandığı yer var. O mezarına giderken çınar ağacı var orada. Orada durmuş Fatih. Soruyor ona. Gelmiş, aha burada demiş.
Akşemseddin. Kazmışlar o Bizans imparatorun yaptığı kabir. İslam'da kabir yapmak yok. O yaptırmış. Taşları bulmuşlar. Bizans imparatorun taşlarını. O da şimdi Fatih'e şey kesin. Bunu söyleyen adamın durduğu yerde demiş, yıkandığı yer demiş. Fatih de biliyor tabii yıkandığı yeri. İkisi de evliya. İkisi de evliya. Evet, bu hadisi Ebu Eyyubül Ensari Hazretleri nakletmiş. Allah ondan razı olsun. İstanbul'da oturuyorsunuz, ziyaret edin. İstanbul'un müminlerine ahirette yardım edecek. Benim ashabım kaldığı yerin insanlarına mahşerde yardım edecek diyor. Onlara şefaat edecek diyor. Ama hiç Fatih okumazsan olmaz. Gidin bir Fatih okuyun, ziyaret edin. Yani benim oğluma bir oğlan ver, kızıma bir çocuk ver, diploma ver demeyin. Ebu Eyyub el-Bensari hürmetine ya Rabbi deyin, Allah'tan isteyin. Onun hürmetine olabilir ama gözümle gördüm. Ebu el-Bensari Hazretleri benim gelinimin çocuğu olmuyor, bir çocuk ver bana. Böyle denmez. Bu şirktir. Mümin Allah'tan ister. Ama senin tanıdığın, inandığın kimse sana geldiği zaman şu arkadaş işe al dediğinde nasıl alıyorsan, inanıyorsan bu bize kabul edilir. Allah'ın sevgili kulu, onun hürmetine ya Rabbi benim isteğimi kabul et diyebilirsiniz. Bu inceliği gösterin, öyle ziyaret edin. El ensaru şiarun ve nasu disar, diyar, disar. Evet. Ensar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benim cesedimi örtendir. Diğer insanlar bunun üstünde olan elbisedir. Ne demek? Benim çıplak vücudumu örtülen ne? Atlet, don değil mi? Bana en yakın olan o. Diğer şu ceket de bizi örtüyor ama onun üstünde örtüyor. Ensar diyor bana öyle yakın diyor Peygamberimiz. Onlar benim vücudumu örten şey gibidir işte. Atlet gömlek gibidir. Diğer insanlar, diğer müminler de ceket gibidir, palto gibidir diyor. Evet, onlar da benim sevdiğim ama ensar başka. Ensar başka diyor. Ne diyor bak? وَلَوْ اَنَّ النَّاسَ اِسْتَقْبَلُوا وَادِيًا اَوْ شِعَبًا اِسْتَقْبَلَتْ اَنْصَارُ وَادِيًا لَسَلَكْتُ وَادِ الْاَنْصَارِ. Evet. Ben bu ensarı çok seviyorum ben. Kucaklaştılar bana. Mekkelerini sürüp çıkardıktan sonra arkadaşlarıma kucaklaştılar, mallarını bölüştüler, her şeyi. Can siparişini beni korumak için hayatlarını feda ettiler. Çok seviyorum onları. Bana böyle yakınlar. Onlar diyor, ensar bir şu vadiye şöyle yönelseler. Bütün insanlar da şöyle gitse, başka tarafa gitse. Ben ensarın gittiği yere giderim. O kadar seviyorum onları. Neden demiş biliyor musunuz? Şimdi Mekke'yi fethetmiş. Hakikaten Medineliler bu kadar fedakarlık yaptılar. Bütün Müslümanları korudular. Peygamberimize kucak açtılar. Herkes sürdü çıkardı. O kucak açtılar. Mekke'yi fethetmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün mallara el koymuş. Harbetti, kazandı. Mekkeli olanlara zorla Müslüman olun dememiş. Serbestsiniz demiş. Ne bekliyorsunuz benden? Biz sana yapmadığımızı komadık. Ne yapsan hak ettik ama sen demişler Muhammedül Emin'sin işte. Olsun. Serbestsiniz diyor. Müslüman olursanız serbestsiniz demiyor. Mallarına, canlarına hepsini yok edebilir. Canlarını serbest bırakmış. Onlar da demişler yahu hakikaten peygambermiş. Bir kuyruğa girmişler. Müslüman olmuşlar. Müslüman olmuş ama yeni Müslüman olmuş. Evet. Ondan sonra dağ adamları var, Taifliler var. Onlarla savaşıyor Peygamberimiz. Eskiden savaş, bütün malları götürüyorlar orduyla beraber. Kazanan hep mallara el koyuyor. Ve yenmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Huneyn Savaşı'nda yenmiş. Vadiler dolusu deve sürüleri var, koyun sürüleri var, at sürüleri var. Yanında da orduyu teçhiz etmek için boş para aldığı müşrik var, kafir var. Ona Müslüman ol cesin dememiş, borç ver bana demiş. Orduyu donatmış, o da var. Böyle iş geçirerek bakmış, zenginden malı çok severmiş. Böyle bakmış, iş geçirmiş. Çok mu seviyorsun demiş. Sevilmez mi demiş. Sevilmez. Şu koyunlara baksana, şu develere baksana, atlara baksana. Hepsi senin demiş. Hemen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah diye şehadet kelimesi getirmiş. Sen hakikaten peygambersin demiş. Bu kadar mal demiş. Vermez ya insan. Peygamber oldun belli. Böylece Müslüman oldum. Da işte o ganimetleri Medinelilere vermiş, Mekkelilere vermiş. Neden? Yeni Müslüman olmuş. Müslümanlığı candan sersinler, ısınsınlar diye. Evet kabul ettiler ama içi iyice ısınsın diye ganimetleri onlara taksim etmiş. Medineliler zaten akrabası içinden geçiriyorlar. Açık bir şey demiyorlar da adam akrabasını gelince bizi unuttu. Osman söylüyor. Onlara mal. Ben senin size geleceğim. Vallahi siz şu vadiye sapsanız Medineliler, başka insanlar bu duası ben sizinleyim. Sizden asla ayrılmayacağım deyince Allah nasıl sevinmişler. Vallahi onlar mı olsun demişler. Medine'de yatıyor biliyorsunuz. Güzel peygamberimiz orada yatıyor. Evet bu şeyi Ensar'ı çok sevdiğini, onların İslam'a yaptığı hizmetleri hiç unutmadığını evet öyle söylemiş. Evet velevlel hicretü fekuntu imran minel ensar. Eğer ben bir yere gidecek kimse olsaydım ensarla beraber giderdim. Onlarla ben onlardan ayrılmazdım. Onların gittiği yere giderdim demiş. Medinelileri ne kadar sevdiğini İbn-i Mace Hazretleri bu hadisleri. Buhari'de de var. Fethi Mekke günü anlattığım şeyleri işte görüyor musun? Adam akrabalarına kavuşunca filan da işlerinden geçirince Peygamber o zaman söylemiş bunu. Evet. Demiş ben sizinle geleceğim. Mal onların. Tamam demişler. Biz sen burada kalacaksın diye tabii sevinmişler. Şimdi de Medine'de yatıyor. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizi ziyaret eden vefatından sonra hayatta ziyaret etmiş gibi olur. Onun için hacca gidenler bizim memleketimizde elhamdülillah mutlaka Medine'yi ziyaret ederler. Halbuki haccın şartlarından değildir. Haccın şartı niyet edeceksin, ihram giyeceksin, Arafat'ta dua edeceksin, veda tavafı ziyaret tavafı yapacaksın, veda tavafı için hacı olsun. Medine şartı yok. Ama biz aziz milletimiz Medine peygamberi çok sevdiği için, peygamberimiz de Medinelileri çok sevdiği için oraya giderler, ziyaret ederler. Sanki şartmış gibi mutlaka bir saat olsun uğrarlar. Doğrudur. Efendim öyle söylüyor. Kim hac eder de beni ziyaret etmezse beni üzmüş olur diyor. Kim hac eder de veya şu veya bu sebeple ölümümden sonra beni ziyaret ederse beni sağlığımda ziyaret etmiş gibi olur buyuruyor. Biz de bunu devam ediyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz da inşallah devam eder. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etubu ileyh. Fatiha-i şerife me'al besmele-i şerife. Bismillah. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem birer elem neşrah leke. Bismillahirrahmanirrahim.
15'er İhlas-ı Şerif Besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nasrullâhi vel feth. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب نمازımızı kabul eyle, dersimizi kabul eyle. Okuduğumuz Süver-i Celil'i, Ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan ecr-i mesubatı Peygamber Efendimiz, cümle peygamberler aleyhim salavat ve teslimat, ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları, rıdvanullah aleyhim ecmain ve bir cümle ahirete irtihal eden müminat rahmetül aleyhimin ervahına hasreten eserinden yalanlarımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, bizlerin üstazlarımız ve burada bulunan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin ervahı, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesin emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime hutaba mezun kayyum cemaat-i müslümînin, bu civarlarda methumdan evliya, ulema, sulaha, şüheden, ümmü münahat, bu aziz vatan için canlarını bezleden, sıkına giren şüheda ve kuzat, hayır eserleri diken ashab-ı hayrat, arkasının Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip ümmülerin ervahına, hediye eyledik vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecenin yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri, en güzel halleri tebdil ve tahvil eyle. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden, ölüm fitnesinden, kabir azabından, Deccal'ın fitnesinden bizleri muhafaza eyle. İmanımızı kamil, ahlakımızı güzel, ömrümüzü hayırlısıyla uzun, rızkımızı helalinden bol, akıbetimizi hayır eyle. Sübhane Rabbina Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.